Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Sa'd suresi 30-40. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada Hazreti Süleyman'la alakalı o muhteşem saltanat sahibi, maddi manevi saltanat sahibi Hazreti Süleyman'la alakalı bazı durumları bize bildiriyor. Malum Hazreti Süleyman, Hazreti Davud'un oğlu, peygamber oğlu peygamber ve babasının saltanatı olduğu gibi oğlunun da muhteşem bir saltanatı var. Ve İsrailoğullarının o krallıklar döneminde en muhteşem bir dönemin yaşanmış olduğu bir zamanda yaşamış kendisi. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانِ Biz Davud'a Süleyman'ı ihsan ettik. Burada vehebe, hibe etmek anlamında Allah-u Teala bir hibe olarak bağışlıyor. Malum insanın çocuğu dünyaya geldiğinde insanın onda binde bir hissesi bile yok. Yaratan Allah'tır. Onu bir takım kabiliyetlerle donatan Allah'tır. İşte peygamber olacak kabiliyette bir çocuk vermek ve onun kabiliyetlerini ona göre vermek, bunlar Cenab-ı Hakk'ın doğrudan doğruya bir hibesidir. Ni'mel abd, o ne güzel bir kul. Yani saltanatı var ama o saltanatı içinde mağrur değil, gururlanmıyor ve saltanatını Allah'ın dinini yaymaya hasrediyor. Orada kullanıyor ve o şekilde çok güzel bir kul tavrı sergiliyor. Hazreti Süleyman nimetlere mazhar olunduğunda nasıl tavır sergilememiz gerektiğini gösteren bir numune-i imtisaldir. Yani bir insana saltanat nasip olabilir. Bir mahalle muhtarlığından tutun, devlet başkanlığına kadar idari makamlar var. İnsana bunlardan birinde bir saltanat nasip olabilir. Ama orada insanın başı dönmemeli ve makamıyla mağrur olmamalı. Hani Osmanlı padişahlarına Yeniçeriler söylerlermiş. Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var. İşte idari makamda olan bir kimse mağrur olmamalı ve bunu Allah'ın bir lütfu olarak bilmeli. Bir tavr-ı ubudiyet kerane sergilemeli ve o makamı içerisinde, maddi yüksek makamı içerisinde mütevazi bir kul olarak da hayatını sürdürmeli. Bu konuda Hazreti Süleyman en güzel örneklerden birisidir. Saltanat onun başını döndürmemiştir. Saltanatın hakkını vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de ni'mel abd ifadesi bu surenin okuduğumuz kısmından hemen sonra Hazreti Eyüp hakkında da geçiyor. Hazreti Eyüp de bir sabır kahramanı. Onun maddi bir saltanatı yok. Pek çok böyle musibetlere maruz kalmış ama bütün o zorluklar karşısında sabretmiş. Demek ki Kur'an-ı Kerim bunları hem de aynı sayfada anlatmış olmakla hem bir şükür kahramanını önümüze örnek olarak koyuyor hem de bir sabır kahramanını örnek olarak koyuyor. Bir insan Hazreti Süleyman gibi saltanata nail olmuşsa şükretmeli ve ne güzel kul unvanını gerçekten hak etmeli. Ama belalara, musibetlere maruz kalmışsa Hazreti Eyüp gibi sabretmeli. Ona da yine ni'mel abd, ne güzel kul denilmeli. İnnehu evvab, o evvab idi. Yani Allah'a yönelen, Allah'a dönen bir kimse idi. İz urida aleyhi bil aşiyyi safinatul ciyat. Öğleden sonraki bir vakitte kendisine safinatul ciyat denilen, yani böyle asil atlar ve çok süratli gidebilen atlar kendisine arz edilmişti. Safinat, üç ayağını bir araya getirip, ayrıca diğer ayağı üzerinde durabilen, asil bir duruşu ifade ediyor. Cihat ise bu atların çok süratli gitmesini. Mesela Arap atlarıyla alakalı asil atlardır denilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam atla alakalı şöyle buyurmuştur. Kıyamete kadar atın alnında hayır yazılmıştır. Ve at, Cenab-ı Hakk'ın biz insanlara bahşettiği en büyük nimetlerden birisidir. Tarih boyu insanlar atın sırtına binmiş ve
uzak yerlere onunla gitmiş, eşyalarını taşımış, seferler onlarla gerçekleşmiş, savaşlar yine onların sırtında gerçekleşmiştir. Vel adiyatı dabha bir yönüyle dolu dizgin giden o atlara bir yemini de ifade ediyor. Cenab-ı Hak o atlara kasem etmiş veya bir takım kuvvetlere kasem etmiş. Burada bu kıssayla alakalı okuyacağımız Hazreti Süleyman'ın kıssasıyla alakalı birkaç açıklama var. Onları ayetler üzerinde göstermeye çalışacağız. Fegale Hazreti Süleyman demişti ki İnni ahbabtu hubbel hayr an zikri rabbim. Ben Rabbimin zikrinden dolayı mala muhabbet ettim. Bu gibi atlara muhabbet ettim. İki türlü mana veriliyor buna ve bununla alakalı iki ayrı açıklama var. Bunlardan birincisi zayıf diyebileceğimiz bir görüş. İşte Süleyman Aleyhisselam atlar kendisine arz ediliyor ve onları büyük bir sevinçle böyle izliyor. Onların koşmaları, onların durumu çok hoşuna gidiyor. Ama bu arada güneş de batmış, ikindi namazını kılamamış. Ardından bunlar Rabbimi anmama engel oldu demiş ve onları Allah yolunda kurban etmiş. Böyle zayıf bir görüş var. Bazı tefsirlerde yer verilen, bazı meallerde de yer verilen böyle bir görüş var. Ama daha muteber olan, ulemanın ekseriyetle kabul etmiş olduğu mana şu. İşte ben bu atları Rabbimin zikrine vesile oldukları için seviyorum diyor. Yani malı bundan dolayı ben seviyorum. Hatta tevarat bil hicab, ta ki atlar gözden kayboldular. Rudduha aleyye, onları bana getirin dedi Hazreti Süleyman. Fe tafiga mesham bis suq vel a'nak, ve onların böyle bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Yani bu atlarla meşgul olanların daha iyi bildiği bir husustur. Atlar ayaklarının ve işte boyunlarının sıvazlanmasından hoşlanır. Onların da kendilerine göre hisleri var. Ve kendi sahipleriyle adeta böyle bir yakınlıkları var. Onlarla bir nevi bütünleşmeleri var. Özellikle asil bir atsa sahibini tanıyor. Diyelim sahibiyle giderken birden sahibi üzerinden düşmüş olsa at yoluna devam etmiyor. Onu orada bekliyor. Sahibinin yanına geliyor. Bu şekilde atta bir asalet bulunmakta ve gerçekten de ona baktığımız zaman binmek için yaratılmış olduğu anlaşılıyor. İşte Hazreti Süleyman da onların böyle sırtlarını, boyunlarını, bacaklarını okşuyor ve onlara olan sevgisini bu şekilde gösteriyor. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ Andolsun ki biz Süleyman'ı denemiştik, imtihana maruz bıraktık. وَاَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ ceseden ve onun kürsüsüne, onun makamına, işte tahtına bir ceset bıraktık. ثُمَّ اَنَابْ sonra o Allah'a döndü veya eski saltanatına tekrar kavuştu. Bununla alakalı da bundan murat nedir? Değişik şeyler tefsir kitaplarında zikrediliyor. İşte Süleyman Aleyhisselam şu kadar hanımıyla beraber olup, işte bir gecede beraber olup, bunlardan her birinin erkek çocuk dünyaya getirmesini istiyor. Onlarla Allah yolunda cihad etmek gibi öyle bir şeyi var bazı rivayetlere göre. Ama inşallah demediğinden dolayı sadece bir hanımından çocuğu oluyor. O da böyle kuru bir ceset gibi bu şekilde dünyaya geldiği anlatılıyor. İnşallah dememesinin bir sonucu olarak. Bu her ne kadar bir rivayet olarak yer almışsa da zayıf bir rivayet olabilir. Öte yandan şu manada bir açıklama da var. Malum saltanat sahipleri zaman zaman o saltanatlarında tam muktedir olamayabilirler. Ve adeta kuru bir ceset gibi orada kürsüsünde oturur. Yani makamın içindedir yine, kendi makamına sahiptir. Ama muktedir değilse, makamın da tam otorite değilse, o zaman kuru bir ceset gibi orada durabilir.
Bu manada da bir değerlendirme var. Hazreti Süleyman devrinde işte belli bir dönemde tam da muktedir olamadığı bir dönem yaşamış. Buna bir işaret olabilir. Öte yandan kendi aleyhinde çalışan komiteler var. Onu tahttan indirmek için çalışanlar var. O dönemi anlatan bir ifade de olabilir. Bu manada da değerlendirmeler tefsir kitaplarında yer alıyor. Gale dedi ki Hazreti Süleyman, Rabbi firli, ya Rabbi beni bağışla. Yani bir insana saltanat verildiğinde saltanatın hakkını yerine getirmemişse onun çok daha ciddi tevbe etmesi lazım. Çünkü gelinen makam ciddi manada sorumluluğu gerektirmektedir. Ve bir peygamber elbette sorumluluğunun farkındadır. Bundan dolayı da Cenab-ı Hakk'ın mağfiretini, affetmesini diliyor. Ya Rabbi beni bağışla. Ve hebli mulken la yenbagi li ehadin min ba'di. Ve bana öyle bir mülk, bana öyle bir saltanat nasip et ki benden sonra kimseye nasip olmasın. İnneke entel vehhab, şüphesiz ki sen vehhabsın. Yani hibe eden, tek taraflı olarak verensin. Değerli izleyenlerim, bu gerçekten çok ilginç bir dua. Hazreti Süleyman Allahu Teala'dan muhteşem bir saltanat istiyor. Demek ki saltanat da istenebilir. Yeter ki bunun hakkı verilebilsin. Ve Hazreti Süleyman bu saltanatı isterken, ya Rabbi diyor bana öyle bir saltanat ver ki benden sonra kimseye nasip olmasın. Gerçekten de kendisine muhteşem bir saltanat verilmiş. İns emrinde, cin emrinde, hatta şeytanlar emrinde, rüzgar emrinde, kuşlar emrinde daha önce görülmemiş bir saltanat Hazreti Süleyman'a nasip ediliyor. Ve duası demek ki kabul olmuş. Burada inneke entel vehhab deyişi, ya Rabbi şüphesiz sen vehhabsın, yani verirsin. Allah için zor diye bir şey yok. Allah dilediğine çok büyük saltanatlar da nasip eder. Fesahharna lehur rih, biz de ona rüzgarı musahhar kıldık. Burada doğrudan rüzgarın kendisi anlaşılabilir. İbareler o tarzda görülüyor. Tecribi emrihi, onun emriyle rüzgar akıp gidiyordu. Ruha en haythu esab, yani onun dilemiş olduğu yere, varacağı yere gayet rahat bir şekilde, yumuşak bir şekilde rüzgar akıp gidiyordu. Hazreti Süleyman'ın böyle havada gitmesi, adeta bir uçan halıya binmek gibi veya günümüzde uçağa binmek gibi bu manada bir gitmesinden bahisler var. Nasıl ki günümüzde de balonlar vasıtasıyla havada gidenler var. Planörlerle, başka şeylerle, yamaç paraşütüyle uçanlar var. Hazreti Süleyman o geniş saltanatında gideceği yerlere, çok uzak yerlere sabah gidiyor, oradaki meseleleri hallediyor, akşam tekrar Şam'a dönebiliyor. Bu onun saltanatının o günün şartlarında 3000 yıl öncesindeki saltanatının gerçekten çok muhteşem bir göstergesi. Buradaki rüzgar bir başka yönüyle kamuoyu rüzgarı olarak da değerlendirilebilir. Yani burada da rüzgar tabirini kullanıyoruz. Kamuoyu rüzgarı idareciyle beraberse gerçekten o rüzgarla çok şeyler yapılır. Ama idareci olan kamuoyundan ayrı düşmüşse veya kamuoyu rüzgarı lehine esmiyorsa tersinden esen bir rüzgar onu saltanatından bile edebilir. Ve şeyatîn külle bennâin ve gavvâs, ve şeytanları da, bina yapan, dalgıçlık yapan şeytanları da ona musahhar kıldık. Demek ki şeytanların bu yönde kabiliyeti de var. Bu yönde istihdam edilebilir. Şeytanların cinlerden bir taifi olduğu, kâne minel cinni diye iblisle alakalı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Gözle görmediğimiz ruhani varlıklar ve bunlar demek istihdam da edilebiliyor. Hazreti Süleyman'a böyle bir yetki de verilmiş ve şeytanları da kendi saltanatında hizmet ettiriyor. Bunlardan bir kısmı bina yapımında, yüksek binalar, muhteşem binalar yapımında yardımcı oluyorlar. Bir kısmı da dalgıçlık yapıyorlar. Denizin altından kıymetli mücevheratı onun için çıkarıp getiriyorlar. Şunu belki söyleyebiliriz bu münasebetle. Mesela günümüzde Piri Reis'in haritası, Mısır'daki piramitlerin
yapılışı, daha dünyanın başka yerlerinde bir takım böyle normalde anlamakta zorlandığımız muhteşem maddi medeniyet göstergeleri, bunlar da herhalde cinlerin de emeği geçmiş, öyle anlaşılıyor. Hazreti Süleyman'a cinlerin musahhar kılındığının söylenmesi, bu yolun açık olduğunu ve tarih boyunca bu yönde de bazılarının bu imkanları kullandığı anlaşılabilir. Hatta günümüzde de yine benzeri şeyler bazıları açısından söz konusu olabilir. Ve aharine ve diğerleri de şeytanlardan, mugarranine fil asfat, bunlar da kayıtlı kelepçeli zincirlere vurulmuş bir halde. Yani onun aleyhinde çalışabilecekler ama kayıtlı kelepçeli, onun saltanatı aleyhinde artık bir şey yapamıyorlar. Böylece öyle bir saltanata kavuşuyor ki artık kuru bir ceset olarak o makamda durmuyor. Gerçekten muktedir birisi olarak icraatını yapıyor. Hâzâ atâûne, bu ona bizim bir lütfumuzdur, ihsanımızdır. Femnun ev emsik, artık istersen minnette bulun, istersen tut, bi gayri hisab, hesapsız bir şekilde. Yani istediğine ver, istediğine verme, bu noktada sana bir hesap sorulmayacak. Bu şekilde bir saltanatı biz ona nasip ettik. Veya o şeytanlarla alakalı işte bağlı olanlar var. İstersen onları serbest bırak, istersen de onları yine zincirlerde tut. Bu manayı da ifade edebilir. Ve inne lehu indena le zülfe, gerçekten onun bizim yanımızda bir yakınlığı var. Ve husne me'eb, ve çok güzel bir akıbeti var. Varacağı yerde çok güzel olacak. Bu ifade onun babası, aynı zamanda bir peygamber olan Hazreti Davud'la alakalı bir önceki sayfada geçmişti. Burada da Hazreti Süleyman'la alakalı aynı ifade kullanılıyor. O bize yakın. Yani insanlar içinde ama o idari makamda boğulmuyor. O idari makamda kaybolup gitmiyor. İşte dışı Sahra-i Kesret'te, İçi ummanı vahdette, mahlukatla, insanlarla meşgul olması Halik ile olan münasebetine zarar vermiyor. Gönlü Allah'a yönelik. Ve bunun neticesi olarak da diğer alemde ona çok güzel bir akıbet var. Ve diğer alemde ebedi bir cennet var. Cenab-ı Hak bizleri de bize verilen imkanları en iyi bir şekilde değerlendirmeyi nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.